98 Radyo Beta'da beraberliğimiz tüm hızıyla devam ederken şu anda stüdyoda konuğumuz var. Enver Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi, bizler de iyiyiz. Nihayet buluştuk. Sonunda görüşebildik değil mi? Erdem'in sayesinde, Erdem sağ olsun. Ben 103.8 Beta dinleyicilerine, sevgili dinleyicilerine buradan kocaman bir günaydın ve merhaba diyorum. Bizler de buradan o kocaman merhabaları yolluyoruz. Enver Beyciğim, efendim? Şimdi ben artık devreye girdim. Ya 5 sene kadar kısa kestin ya. Ben dedim bir 10-15 dakika konuşursun artık. Enver Beyciğim, nasıl, keyifler iyi mi? Gayet güzel. Böyle sabahın erken bir saatinde buluştuk burada. Evet, geçen hafta telefon bağlantısı yapmaya çalıştık. Bir türlü bağlanamadık teknik imkanlar dolayısıyla. Ama bugün bir arıza oldu böyle bir şey galiba. Yok. Bu arada bol bol anons yaptım. Bir kısmını ben dinleyebildim radyodan. Bir kısmını kaçırdım ama gördüğüm kadarıyla sen öyle bir dinleyicilerimize beni anons ettin ki umarım saat 10'a kadar sürecek olan sohbetimizde Enver Seyitoğlu bu mu ya demesinler diye üzülüyorum. Hayal kırıklığına uğratmayız inşallah dinleyicilerimizi. Bir de Enver Bey, şöyle bir şey var. Yani bu Erdem o kadar anons etti. Bizce yetersiz, daha iyi anons etmeliydi Enver Bey diyenler de olacak mutlaka ki. Umuyoruz. Faydalı olabilirsek bu sohbetimizde, bu güzel cıvıl cıvıl programınızda bir şeyler iletebilirsek sevgili dinleyicilerimize, ne mutlu bize. Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz inşallah. İnşallah. Hatta ben hemen telefon numarasını söylemek istiyorum. Zaten herkes biliyor. 0216 339 21 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz efendim. Sormak istediğiniz hangi konuda, televizyon ve radyo ile ilgili hangi konuda soru sormak istiyorsunuz bu ikisinden birinden olmak kaydıyla Enver Bey sizin sorularınıza cevap vermeye hazır efendim burada. 339 21 21 0216'da alan kodu mu dinleniyor, ne deniyorsa işte fax çek, söyle. 0216 326 68 58. Fax ve telefonlarınızı bekliyoruz. Enver Bey, ben sizden kısaca özgeçmişiniz hakkında biraz bilgi istesem nasıl elbette olur acaba? Elbette. 1976 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünde eğitim gördüm ben. Kurslu olarak okudum. Değerli hocamız ve çok kıymetli tiyatro sanatçısı, devlet sanatçımız, dünya çapında ün salmış değerli hocam Yıldız Kendir'in talebesiydim. Konservatuvarın tiyatro bölümü sadece aktör yetiştirmiyor biliyorsunuz. Özellikle Yıldız Hanım'ın öğrencileri aktörün dışında da bir spiker adayı o zaman sağlamış oldu. En başta düzgün Türkçeyi, doğru cümle kurabilmeyi, vurgulama, diksiyon, fonetik bilgisi olmak üzere mimik, mizansen, insanın sesine, vücuduna hakimiyetiyle genel kültür ve tabii ki sahne tatbikatı dediğimiz bütün özellikleri orada görüyorsunuz. Bu benim için sonraki dönemler için çok yararlı çalışmalar oldu. Ben o zaman spiker olabileceğimi düşünmüyordum. Ta ki 1979'da TRT'nin televizyonundan ve radyolarından spiker aranıyor anonsuna kadar. Bütün bunları tamamlayan bir eğitimden geçmek dediğim gibi çok faydalı oldu. 79 yılındaki TRT'nin açmış olduğu sınava katıldım. Binlerce kişinin katıldığı çeşitli eleme ve aşamalardan sonra 3 aylık bir genel kursa tabi olduktan sonra da bir son sınav yapıldı ve bu sınavı da birincilikle bitirip TRT bünyesine katıldım. Kursta çok değerli hocalarımız vardı. Bunlardan bir tanesi, siz hatırlar mısınız bilmiyorum, Tarık Kürcan, eski spikerlerden, eski baş spikerlerden. Sonra TRT'ye girmiş olduk. Yaklaşık 13 yıl TRT'nin başta radyosunda sizler gibi, sonra televizyonunda, çeşitli bünyelerinde, çeşitli programlarında, aklınıza gelebilecek, gelmeyecek her tür programlarda görev aldım. Sunuculuk yaptım, spikerlik yaptım. Ve böyle başladı. Spikerlik, sunuculuk ama önce yayıncılık hayatı diyeceğim ben buna. Çünkü spiker, sunucu olabilmek için TRT aynı zamanda yayıncılık nedir? Yayıncılık ilkeleri nedir? Bir yayıncı nasıl yetiştirilir? İnisiyatif nasıl sağlanılır sunucu ve spikere? Bunlar öğretiliyor. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Lafınızı kestim. TRT'nin TRT'nin spiker aranıyor. Evet.
duymuştunuz televizyonlarda. Ve bu kaç kişi arasından seçildiniz siz? Sanıyorum binlerce kişi, tam olarak hatırlamıyorum ama binlerce kişi müracaat etti. Kaç kişi olarak seçildi peki siz, birinci kaç oldunuz ama? Kaç kişi seçildi? 10 kişi seçildi. Şu anda tabii ki tanınmış spikerlerimiz de var arasında. Var, var, tabii sizinle ki. Birlikte var, tahminen bunlardan var. Birkaçını alabilir miyiz? Elbette sayayım. Mesela Murat Atıl var bu sabah ATV'de. Sabah programını sunan Murat Atıl var. İstanbul Radyosu'nda o televizyona geçmedi, radyo sevdalısı bir ablanız. Ersin Tunçkaya. Sonra Oya Yaylalı şu anda televizyonda, İstanbul TRT evet. Televizyonunda. Şu anda aklıma gelebilen bunlar. Ama bunların büyük bölümü TRT'de şu zannediyorum. TRT'de. Birkaç tane sözler televizyonda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir soruydu. Evet. Erdem belki diyebilirsin ki TRT'den niye ayrıldınız? Ona geleceğim. Daha ona çok vaktimiz var Enver Bey, ama istiyorsanız siz şimdi ben cevap vermek istiyorum diyorsanız buyurun. Yok, senin bu arada bir sorun varsa. Benim o kadar çok sorum var ki. Evet. İnşallah ki buradan çıkıp gitmezsiniz bu kadar sorudan sonra. Peki ben... Memnuniyetle hepsine cevap vermeye çalışacağım. Şimdi dinleyicilerimize de söylediğim üzere biraz sonra sizden çok yoğun bir şekilde televizyon ve radyo konusundaki acımasız eleştirilerinizi bir kere bekliyoruz. Bunu hep birlikte dinleyicilerimizin de birçoğunun bizimle bu konuda aynı fikirde olduğuna inandığımız düşüncelerini siz buradan söyleyeceksiniz. Biz büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Eğer isterseniz TRT'den niye ayrıldığınızı bir şarkı arası verelim. Siz bu arada dinlenmek ister misiniz Enver Bey? Tabii, nasıl arzu edersiniz. Ben peki, size tabiyim. Ben size söyleyeceğim. Bunu anonsunu siz yapacaksınız Enver Bey. Siz burada dururken bize anons yapmak düşmez. Haşa. Haşa huzurda. Beni yıllar öncesindeki radyo programlarına götürdünüz. Sabahın yani, erken saatinde. Ne mutlu. Ne mutlu, evet. Sizin gibi benim de partnerim vardı. Beraber sabah canlı kuşağında program sunardık. Hala devam ediyor TRT'de o programlar. Hangisi Enver Bey? Gün başlıyor. Gün başlıyor. Veya sizin, günün içinden program. Sizin zamanınızdan beri devam ediyor değil mi? Ediyor. Ya biz o kadar... Ortak yayına giriyorlar bir de onlar. İstanbul, İzmir ve Ankara. TRT Ankara. Ortak yayınına girerek. Yurt dışında da yayına çıkıyor. Yayın zaman diyor. Zaman İstanbul yürütüyor. Diğer iller yürütüyor. Siz hangi yıllar çalışmıştınız o gün başlıyor programında? Ben 81'den 86'ya kadar çalıştım. 86'ya kadar. Evet. 5 sene oldu herhalde. 5 sene. Ankara'da kuşak programında çalıştım. Çok evet. Güzel, çok mutlu edici bir şey. Ama bizim o kadar uzun süreli bir ikili olamayacağımız kesin Enver Bey. Şimdi, neden? Öyle içimden geldi. Hangi şarkımız var sırada? Acilen. Acilen. Evet, ben buradan CD'nin kapağını böyle Enver Bey'e doğru uzatıyorum. İzel'den Acilen şarkısı var. Siz buyurun Enver Bey, kendi tarzınıza göre. Evet. Son günlerin popüler sanatçısı İzel'i dinliyoruz şimdi. Acilen diye bir şarkısını sizlere sunuyor. Hep birlikte dinleyelim. Çocuk ruhum sensiz kimsesiz, sana ben her şeyim bebeğim. İnan, inan sevdim, sen kanımdasın. Atamam, satamam, sen benim canımdasın. Yok başka çiçek bahçemde, yalanım günahımdır sana aşığım. Çok yalvardım o Allah'ım yardım diye, denedim ah sensizliği, yapamadım yangın yeniyim. Çok yalvardım o Allah'ım yardım diye, denedim ah sevgilim, kalamam ben sevgisiz. Yaramı sarkalıyorum aman acilen, acımı al sana geliyorum acilen. Yanıyorum alevimi al acilen, ilacımı istiyorum acilen. Yaramı sarkalıyorum aman acilen, acımı al sana geliyorum acilen. Yanıyorum alevimi al acilen, ilacımı istiyorum acilen.
saf çırılçıplak meleğim. Uyan sen bensiz kabus. Bak çocuk ruhum sensiz kimsesiz. Sana ben her şeyim bebeğim. İnan, inan sevgim sen kanımdasın. Atamam, satamam sen benim canımdasın. Yok başka çiçek bahçende. Yalanım günahımdır sana aşığım. Çok yalvardım o Allah'ım yardım diye. Denedim ah sensizliği, yapamadım yangın yedim. Çok yalvardım o Allah'ım yardım diye. Denedim ah sevgilim, kalamam ben sevgisiz. Yaramı sarkalıyorum ama acilen. Acımı al sana geliyorum acilen. Yanıyorum alevimi al acilen. İlacımı istiyorum acilen. Yaramı sarkalıyorum ama acilen. Acımı al sana geliyorum acilen. Yanıyorum alevimi al acilen. İlacımı istiyorum acilen. Yaramı sarkalıyorum aman. Acımı al geliyorum aman. Yanıyorum alevimi al. İlacımı istiyorum acilen. Yaramı sarkalıyorum aman acilen. Acımı al sana geliyorum acilen. Yanıyorum alevimi al acilen. İlacımı istiyorum acilen. Yaramı sarkalıyorum aman acilen. 103.8 Radyo Beta, 103.8 Radyo Beta, 103.8 Radyo Beta, Beta. Evet, 108 Radyo Beta'da beraberliğimiz tüm hızıyla devam ederken İzel'den güzel bir parça dinledik. Bu güzel parçayı da Enver Bey çok güzel bir şekilde sizlere sundu. Evet, Enver Bey size bir sorum var. Buyurun. Az önce de sorduğum gibi sizin şu anda bir öğretmenlik söz konusu mu? Yani bu özel kurslar söz konusu mu? Var mı öyle bir şey? Tabii ben yaklaşık 3 yıldır seminer adı altında diksiyon, fonetik, iletişim, sunuculuk, spikerlik kurslarına katılıyorum. Hocalık yapıyorum. Özel dersler veriyorum. Evet. Yaklaşık 3 yıldır böyle yoğun, peki, periyodik olarak... kurslara katılıyorum. Öğrencilerinizden memnun musunuz? Şöyle genel olarak şöyle sorayım. Yani çok zor çünkü insanların bir anda kemikleşmiş kelimeleri kırıp yenilerini böyle alışmaları, adapte olmaları yeni sözcüklere. Çünkü senelerdir yanlış bildiği sözcükleri böyle bir düzeltme çabasında olmak hakikaten çok zor. Yani bunu kırmak zor değil mi? Çok doğru söylüyorsun Beste. Çünkü ilkokuldan başlayan yanlış bir... eğitim görüyoruz biz Türkçe konusunda. Evet. Özellikle diksiyon, fonetik, vurgulama, şiir tonlama. Okuma, tonlama konusunda. Tabii bu bizim eğitimimizin eksik bir yanı. Gönül diler ki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çocukları küçük yaştan güzel Türkçemizi alıştıracak diksiyon, fonetik adı altında haftada bir saat bile olsa derslerin verilmesini gönül arzu ediyor. Çünkü hepimiz ilkokullarda ayağımızı yere vura vura, kafamızı sağa sola çevire çevire, gereksiz tonlarla, gereksiz evet. tonlamalarla şiirler okuduk, marşlar okuduk, kahramanlık şiirleri okuduk. Oysa yıllar sonra, belli eğitimden sonra insanlar, sunucular, spikerler olsun, tiyatrocular olsun, dinliyorsunuz, seyrediyorsunuz televizyonlarda, ne kadar doğal okuyorlar değil mi? Evet. Şiirleri, kahramanlık evet. şiirlerini. Yani insan normal hayatında nasıl duygularını dile getiriyorsa, aynı şekilde şiir okurken, sahnede bir şey sunarken veya hatiplik yaparken de aynı doğallığı muhafaza edebilmeli. Hı hı. İşte bu da bir eğitim. Evet. Ayrı bir eğitim bu. Peki öğrencilerinizde bu gelişmeyi kaydedebildiniz mi siz? Elbette. Bizim kurslarımız zaten, ben kılavuz olmaya çalışıyorum orada kurslarda. Bunun başta teknik bir takım özellikleri var. Dediğimiz gibi heceleme, vurgulama, tonlama diyoruz buna aynı zamanda.
anlatım. Bu ilk teknik kısmı anlatmamız lazım. Heceleme olayının dışında tabii şey de var, telaffuz olayı var. Doğru düzgün telaffuz edebilme, işte diksiyon fonetiğin içine giren özellikler bunlar. Bu temel bilgileri kendilerine verdikten ve kılavuz olduktan sonra, iş kurstan sonra onlara kalıyor. Onlar eğer o püf noktalarını iyi uygularlarsa, iyi çalışırlarsa, en azından normal hayatlarında, iş hayatlarında, iletişim dünyasında dostlarıyla, arkadaşlarıyla daha sağlıklı, daha inandırıcı, daha ikna edici, daha doğal konuşmayı, seslerini daha doğru kullanmayı, daha doğru nefes almayı, güzel nefes almayı öğreniyorlar. En azından. Peki Enver Bey, o kadar güzel konuşuyorsunuz ki, yani böyle konuşmanız bitince ben üzülüyorum gerçi. Niye diyorum Enver Bey'in konuşması bitti? Soru sormak istiyorum. Ben sana soru imkanı sağlamak ben için ben şimdi öyle aklıma ben, geliyor da. Bana bırakırsan mikrofonu ben devamlı konuşayım. Konuşun, onu istiyoruz zaten. Ama böyle monolog olmasın da diyalog olsun diyorum. Hatta triyolog olsun. Üç kişiyiz ya. Triyolog, evet. Evet. O zaman ben hemen biraz önce soracağımı söyleyeyim. Hatta sizin de istiyorsan sor diye bana hatırlattığınız bir soru vardı Enver Bey. Hı-hı. 13 yıl TRT'de haber spikerliği yaptıktan sonra, dile kolay 13 yıl hiçbir zaman az bir zaman değil. Niye TRT'den ayrıldınız ki? Gerçi ben biliyorum özel sektörlerin açılmasıyla, özel sektörlerin açılmasıyla gelen teklifler gerek maddi açıdan olsun, gerek sunulan diğer imkanlar açısından olsun TRT'ye göre çok daha iyiydi ve cazipti. Ben onun farkındayım. Hı hı. Ama ben yine aklıma şu anda isimleri gelmeyen birkaç kişi var. Gerek Interstar'dan, gerek diğer özel kanallardan olsun gelen tekliflere rağmen TRT'yi asla bırakmayanlar da var. Onlar bırakmadı ama siz niye bıraktınız? Niye ayrıldınız TRT'den? Kısaca. Bir defa şunu söyleyeyim. TRT'nin hiçbir zaman hakkı yenemez. TRT kökenli bütün arkadaşlarımız, sadece spiker, sunucu değil, muhabir olsun, haberci olsun, programcı olsun, hiçbirimizin nankörlük etmemesi lazım. Bugün tek bir okul varsa o da TRT'dir. Yayıncı yetiştiren, sunucu, spiker yetiştiren, gerçek anlamda yetiştiren tek bir okuldur. Basın yayın okullarından mezun olanlar dahi stajlarını yapmaya, bu işin pratiğini görmeye TRT'ye gelirler. Orada 3-4 yıllık teorik bilgilerini pratik bir biçimde orada uygulamaya, orada bir şeyler almaya çalışırlar. Bu yüzden TRT hala bir okuldur. Ha şimdi gelelim, ben niye TRT'den ayrıldım? TRT'nin o zaman bünyesinden kaynaklanan serbest olamama, rahat olamama, yani sunucu, spikerin çok fazla ilkeli, çok fazla robot demeyeceğim ama tek düzeye gelen veya çok kıymetli elemanlarını kullanamayan, değerlendiremeyen bir duruma düştüğünü gördüm, müşahede ettim. Bunu ben kendim için söylüyorum. Benim gibi olan arkadaşlarımız hala var orada. Bir sistemden kaynaklanan bir şey. O yüzden baktım ki bir atıllık var ortada. Hazır özel televizyon da açılmışken zaten ben geçmedim, istendim. O zaman Interstar vardı. Oraya geçtim. Ve orada habercilik kısmına girdik. Haber spikeri olarak çalıştım orada. Çünkü TRT'de çok yönlü çalışıyorsunuz. Bir spiker ancak 4 yılda kendini kanıtlayabilir. Yani 4 yıl sonra iyi bir spiker olabilir. 10 yıl sonra da artık olgunluk meyvelerini vermeye başlar. Ve tarzı belli olur. Nedir bu tarz diye soracak olursanız, ikiye ayrılır spikerler, sunucular. Haber spikerliği, program spikerliği. Artık bir insan tarzını belirlemelidir. Ben de işte 12-13 yıl sonra haber spikeri olarak göreve başladım. Ve haber konusundakini kendimi kanıtladığımı gördüm orada. Hatırlarsınız, özel televizyonculuk çok yeni olmasına rağmen çok ilgi çekiciydi o zamanlar. Ve tek bir televizyon vardı dediğim gibi. Bir yıl orada çalıştıktan sonra, bu kez biliyorsunuz bu bir rekabet ortamı, transfer meseleleri oluyor. Oradan TGRT'den beni istediler, oraya geçtim. 3,5 yıl kadar da orada çalıştım. Evet, sanıyorum sorunuzun cevabını vermiş oldum. Tabii fazlasıyla ben hemen aklıma takıldığınca sizi de burada bulmuşken Enver Bey,
sizin bir fikrinizi almak istiyorum. Benim kafama takılan bir soru var. Özellikle çok dikkatimi çekiyor bu. Ben hemen soruma geçmek istiyorum. Ondan sonra da Soner Hoca'dan bir şarkı molası vereceğiz. Hem bu arada siz de dinlenirsiniz. Tamam. Şimdi Enver Bey, simitçi, çaycı, ayakkabıcı, helvacı, baklavacı, saatçi, tamirci, sucu, çantacı, biblocu, oyuncakçı, kuruyemişçi, kapıcı, postacı, kitapçı, bütün bunları anladık. Ama televizyoncu deyişini anlamakta güçlük çekiyorum Enver Bey. Yani televizyoncu deyince benim aklıma televizyon tamircisi geliyor. Aslında o anlamda kullanılmadığını biliyoruz elbette hepimiz ama topluma, halka örnek olması gereken kişiler bile ben televizyoncuyum diye her yerde konuşuyorlar. Sizce benim düşüncem doğru mu ve nasıl söylemeleri gerekiyor sizce? Yoksa bu kişiler televizyon tamirciliği yapıyorlar da bizim mi haberimiz yok? Şimdi birçok konuda yozlaşma olduğu gibi maalesef başta dilimizde, güzelim Türkçemizde de yozlaşmalar başladı. Bir kere insanların sağlıklı iletişim kurabilmeleri için en önemli araç biliyorsunuz dildir iletişimde. Bir toplum o aracını, o çok önemli silahını yitirirse, o gücünü yitirirse insanlar birbiriyle iletişim kuramaz. Nitekim günümüzde artık maalesef insanlar 150-100 kelimeyle birbirleriyle konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Çok acı bir şey söyleyeyim, televizyonlardaki spikerler, sunucularsa 300 kelimenin dışına çıkmıyorlar. Şimdi Türkçemiz çok zengin bir lisan, çok güzel bir lisan. Fakat yanlış iletişim sonucu bir takım etkileşimlerden, özentilerden dolayı artık biz neredeyse kuş diliyle anlaşacağız, işaretlerle anlaşacağız. O güne geldik. Şimdi cu meselesine gelelim. Bir iki örnek vereyim, sıkmayalım. Umarız dinleyicilerimiz bizi dinleyenler sıkılmıyorlar. Yok Enver Bey, cucu meselesine gelelim. Çok geliyorum, kafama takıyorum. Oraya geliyorum. Cu, evet. Benim bir yazımda da vardı. Cu'lar ve biblolar diye bir başlık atmıştım yazıya. Şimdi biliyorsunuz mesleklere çok büyük saygı duymak lazım. Şimdi davulcu dediğiniz zaman, kemancı dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Halk arasında kısmen de olsa davul çalan, keman çalan kişi. Ki, değil mi? Evet, yani hırsızlık anlamında değildi yani. Halbuki davul halk arasında Ramazan davulu çalanı tamam, evet, davulcu denir. Bir de baterist var biliyorsunuz. Hı-hı. Bateri çalan kişiye. Ona niye acaba baterici demiyorlar da baterist diyorlar? Niye baterist diyorlar? Kemancı dediğimiz zaman kemanist. Acaba bu keman tamircisi mi yoksa keman yapan kişi mi? Yoksa keman çalan kişi mi? Viyolonist diyoruz biz buna da. Doğrusu bu. Piyanocu dediğimiz Viyolonist zaman ne oluyor? Enver Bey, viyolonist mi? Viyolonist. Viyolonist keman evet, çalan kişiye çalan söyleniyor. Kişi. Duyurduk buradan yani insanlarımıza. Şimdi ne demiştik? Piyanodan bahsettik. Ha, piyanocu desek doğru mu olur şimdi? Piyanocu desek piyanonun akordunu yapan veya yapan piyano imal eden, yapan satan kişi denir değil mi? Piyanocuya evet, gidelim de bir piyano alalım. Ama piyanist diyoruz değil mi? Bunlar çok basit, çok minik örnekler bunlar. Şimdi bu televizyoncu tabirine gelelim. Televizyoncu oldu diyor. Mankenliği bıraktı, televizyoncu oldu. Bu magazin basınında pek sık rastladığımız başlıklar. Televizyoncu oldu. Şimdi televizyon yayıncısı varken, televizyon sunucusu, televizyon spikeri varken, televizyon prodüktörü varken neden televizyoncu? Şimdi her şeyin doğrusunu söylemek lazım. Akşam saat 8'de buluşalım derseniz doğrudur. Ama 8'de buluşalım derseniz muallakta bir kelimedir. Yani havada bir kelimedir. Sabah 8 mi, akşam 8 mi? Yarın size saat 8'de geliyorum derse bir kişi, o da akşam olarak algılamışsa, sabahleyin 8'de zili çaldığında, ben seni akşam bekliyordum. Hayırdır, ben 8 demiştim. Bakın bir iletişim ve yanlışlık oluşuyor. Demek ki gündüzün 8'i ile akşamın 8'ini nasıl ayırabiliriz? 20 mi deriz? Değil mi? Aynen. Tabii. En azından. Bunlar çok basit küçük şeyler ama dikkat edilmesi gereken. Dikkat edin. İşte TRT bunun öncülüğünü yıllar boyu yaptı. Saat 19. Burası Ankara Radyosu gibi anons değil mi? Saat 20. Hatta saat 10'u 5 dakika geçiyor diyelim değil mi? 10'u 5 dakika geçiyor. Orada speaker saat 15 derse ne olacak? Yanlış. 3 mü? 3 gibi algılamış. Ne yapıyorduk biz onu? Saat 10.05 veya 10'u 5 dakika geçiyor şu anda saatimiz. Bakın bir de şu anonslar yapılıyor hazır konu açılmışken. Saatlerimiz
İşte speakerler, sunucular, DJ'ler, VJ'ler. Saatlerimiz 10'u 25 geçiyor. Saatlerimiz. Kaç tane saatin var senin kardeşim stüdyonda? Saatçi dükkanı mı senin stüdyon? 50 tane. Bir tane saatin var. Sonra şimdi bilmem ne programı gelecek ekranlarınıza. Evde oturuyor izleyici. Kaç tane ekranı var o izleyicinin? Bir tane. Bakın bunları hiç düşünmüyor musunuz? Düşündünüz mü? Çok doğru. Hiç aklınıza geldiniz mi? Şu anda filan kişi gelecek ekranınıza. Evde bir tane ekranı var adamın. O kendine göre ekranlarınıza diyor. Onun bir sürü ekranı varsa ne yapalım? İşte bu izleyiciyi, dinleyiciyi düşünmek, onun duygularına tercüman olmak, onun dünyasına, iş dünyasına girebilmektir. Çok basit örnekler bunlar. Evet. Enver Bey hemen dikkatimi çekti. Ben de bu konularda oldukça hassas bir kişiyimdir. Bazen Beste der ki, işte şimdi faks numaralarımızı söylüyoruz veya telefon numaralarımızı hatırlatıyoruz dediği zaman ben derim ki Beste bir tane telefon numaranız var veya de bir tane faks numaramız var, takılırım böyle. Bir tek Beste'ye haz bir şey değil bu. Birçok radyoda eğer tek hat numarası varsa bile şimdi telefon numaralarımızı söylüyoruz. Ben derim ki herhalde iki tane bir numara söyleyecek en az. Bir tane numara söyler. Ama hiç de tereddüt etme, sanki gerçekten iki tane numara, üç tane numara söylemişçesine konuşuyor. Telefon numaralarımızı hatırlatıyoruz. Ben de buna karşıyım. Bu konuda gerçekten hemfikirim sizinle. Ama tabii bizim burada dinleyip de bu tarz bir davranışta bulunan kişilerin bundan sonraki eğer dinleyen DJ veya VJ varsa bizim programımızı eğer bu tarz konuşuyorsa bu programdan sonra inşallah normal sizin de benim de söylediğim tarzdaki konuşmaya dönüştürürse o anonsunu ne mutlu diyeceğim. Ama biliyorsunuz ki Enver Bey, bizim insanlarımız alınan bir mesajı okey diyor. Kafasıyla emme basma tulumba gibi, tamam ben bundan sonra böyle yapacağım diyor. Ama ertesi gün yine bildiğini okuyor. Ama benim de az önce de söylediğim gibi bazı kemikleşmiş sözcükleri kırmak insanlarda çok zor, öyle değil mi? Şimdi yani belirli bir şeyde kalmış. Gerçi onu ne kadar düzeltmeye yönelsek de biraz zorluk çekecek. Şimdi o konuda bir açıklama gerçi getireyim. Kendi isteğine bağlı bir şey. Yapmak ister veya yapmak istemez ama hakikaten zor. Çünkü belirli senelerdir bu dilinde böyle kalmış. Bunu kırmak hakikaten çok doğru, zor. Doğru. Niye ama kalmış? Niye kalmış dilinde? Bakın. Eskiden, pardon lafınızı kestim. Buyurun. Yani eskilerden öyle öğrenmiş, küçük yaşlarda öyle bilgi edinmiş ve öyle senelerce de kalmış. Bu da bakın, çok zor. Bu konuda size ben bir örnek vereyim, rahatlatayım sizi. Dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Galat'ın meşhur lugat-ı fasihten yedir diye bir kural var. Bir söz var, bir deyim var. Bazı kelimeler var. Biz yanlış olmasına rağmen öyle kullanmak durumundayız. Zaman aşımına uğramıştır bunlar. Birkaç örnek verelim. Tabut mesela, değil mi? Tabutu diyoruz. Doğrusu tabutudur aslında. Fakat bunu böyle söylemek zorunda. Şimdi ben bunu tabutu nereye götürüyorum desem gülerler. Herkes yadırgar. Evet. Tabii bunun evet. Gibi istisna kelimeler var. Zamanla değişime uğramış. Belli bir evrim geçirmiş. Ama bunlar azdır. Ha, bu değişime sığınarak işte her şeyi değiştirmek, orası fena. Onu söylüyordu demin Erdem. Ben çok basit minik şeyler vermeye çalıştım. Mantık çerçevesinde düşünmek. Çünkü her şey mantık üzerine kurulu. Bir şeyi deşifre ederken, çözerken mutlaka onu değerlendirmeliyiz. En doğal bir biçimde bunu yapmalıyız ki bunun... Bu görevde en başta sunuculara, spikerlere, program sunucularına, program hazırlayanlarına düşüyor. Çünkü halkın aynasıdır o kişiler. Çok büyük sorumluluk içerisindedir. Ben daha bu konulara girmedim. Girersem o yükün ne kadar ağır bir yük olduğunu o zaman o kişiler anlayabilirler. Evet, bu güzel konuşmamızın, sohbetin artından... Enver Bey, yoruldunuz mu biraz? Hayır, ben açılmaya başladım. Açılmaya başladınız değil mi? Evet. Ben de yavaş yavaş böyle açılmaya başladım. Bakalım biraz sonra hangi konulardan bahsedeceğiz. Hatta ben önünüzde o kadar çok yazılarınızdan getirmiştiniz ki gazetede çıkan. Ben onlara biraz dadanacağım. Alıp birkaç tersini okuyacağım sizin izin verdiklerinizden. Ama önce diyorum bir şarkı arası verelim. Ama vermeden önce de dinleyicilerinizi biraz eğlendirmek adına bir fıkra ben hemen anlatmak istiyorum. Bakalım Enver Bey beğenecek misin? Sizin eleştirinizi özellikle rica ediyorum. Rica ederim. Efendim, bizim Temel bir Fransız ve bir Amerikalı ile ıssız bir adadaymış. Bir gün iyi huylu bir deniz perisi gelip demiş ki, uzun zamandır izliyorum sizi. Geminiz battıktan sonra çok acı çektiniz. Dileyin benden ne dilerseniz. Ne olur beni Fransa'ya gönder demiş Fransız. Hop gitmiş Paris'e. Beni de Amerika'ya lütfen demiş Amerikalı ve o da hop Kaliforniya'ya. Sıra Temel'e gelmiş, düşünmüş. Haşan o Fransız ile Amerikalı uşakları çok özledim, çağır onları içeriye. Çok güzel. Şimdi Soner Acı'dan bir şarkı dinliyoruz efendim. Şarkıdan sonra biz buradayız. Siz de orada olun. Görüşelim. Radyo Beta, Beta. İşte Soner Acı'nın o eşsiz, o güzel parçası geliyor. Sarhoş. Boracığım, bu parça senin için geliyor.
karlı dağlar kara bulut içinde. Yaylası hüzünlü yöresi bir hoş, sevdalı yolcular umut içinde. Hayalin düğünü töresi bir hoş, bir hoş. An sarhoş, amcı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip gönlümden, içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. Hayalin düğünü töresi bir hoş, bir hoş. An sarhoş, amcı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip gönlümden, içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. Turpan dağı otlanmış, bizim elde bayram günü kutlanmış. Ovalarda almış dostlar yatlanmış. Ey bah ayrılığın yaresi bir hoş, bir hoş. An sarhoş, amcı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip gönlümden, içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. Ey bu ayrılığın yaresi bir hoş, bir hoş. An sarhoş, amcı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip gönlümden, içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. İçinde bağlanmışım zülfü yaylar içinde. Yüzemez yunuslar çaylar içinde. Deniz vurgununun yaresi bir hoş, bir hoş. An sarhoş, amcı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip gönlümden, İçimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. Deniz vurgununun yaresi bir hoş, bir hoş. An sarhoş, amcı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip gönlümden, içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. Radyo Beta'da beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 9'u 6... Evet, 9'u 6'yı gösteriyor. 9'u 06 geçiyor. Böyle de ufak tefek hatalarımız affola diyorum. Ve bugün hiç yapmadığımız, yani telefon numaramı ve faks numaramı hiç hatırlatmadım. Hatırlatmak istiyorum. İşte telefon numaram 0216 339 21 21 ve faks numaram 0216 326 68 58.
sizler bu numaralardan bize ulaşabilir ve Enver Seyitoğlu'na sormak istediğiniz soruları bu numaralardan ulaşarak sorabilirsiniz. Efendim Enver Bey, efendim. Bir şarkı arasından sonra biz buradayız. Hı-hı. Dinleyicilerimiz orada. Ben tahmin ediyorum ki sizin de keyfiniz yerinde. Şimdi asıl daha yeni açılmaya başladığımız için daha ne konulardan konuşacağız, ne konulardan, ama ben önce sizin Türkiye Gazetesi'nde çıkan yazılarınızdan birkaç tanesini seçtik okumak için burada. Seçtim. O kadar çok var, çok inanır mısınız? Bu arada. Sevgili dinleyiciler, masanın üstü Enver Bey'in yazılarıyla dolu ki bunlar daha çeyreğiymiş. Demek ki hepsi gelse masanın üstü görünmeyecek. Şimdi Beste, önce ikili olarak onu mu okuyalım? Evet. Ondan sonra ben bu teklere geçeyim. Tamam hadi. Sen bir başlıkta oku bakalım. İletişim ve TV diyor. Tabii ki zapping yapmadan televizyon seyredilir mi? Yok kardeş, ben sadece tek bir kanalı izliyorum artık. TV'deki futbol maçlarını hiç kaçırmam. Anne, o adam parmaklarını niye kesti? Baba, bu adamla kız ne yapıyor? Hadi artık odana, sen hala yatmadın mı? Yahu bey, şu şiddet dolu görüntüleri yemek yerken hiç olmazsa izlemesek. Benim dizim başlıyor çocuğum. Ya sesini kes ya da odana git. Biliyor musunuz, artık yabancı kanalları izliyorum. Nerede o siyah beyaz TV döneminin diziler ve programları? Size misafirliğe geldik bu akşam ama şu programı da izleyebilir miyim? Ne iyi ettiniz de geldiniz bu akşam. Acaba biraz sonra başlayacak olan filmi birlikte izleyebilir miyiz? Yemeği hazırlıyorum, koltukta yeriz. Ama bu arada ben mutfaktayken ne olup bittiğini bana anlatırsanız tamam mı? Sana çok önemli anlatacaklarım var. Şu televizyonu bir süre için kapatsan da biraz konuşsak. Hayatım, biliyorum çok acıktın ama şu yalan rüzgarını izlemem lazım. Bıktım artık. Senin maçların yüzünden dizilerimi bile izleyemiyorum. Günüm zaten stres ve yoğunlukla geçiyor. O yüzden artık televizyondaki abuk sapuk yayınlarla akşamımı seyretmek istemiyorum. Kalacağımız odada televizyonumuz var değil mi? Niye ısrarla bunu ekrana çıkarırlar ki? Ayol baksana, gene saçlarını değiştirmiş ama bu modeli çok beğendim. Ben de bu kadar kısa kestireceğim. İşte benim parçam çalıyor. Aç sesini, aç. Müsaade buyursanız sadece haber özetleri almak istiyorum. Hayret ne kadar anlayışlı ve nazik bir misafir. Sizi daha iyi anlayabilmem için televizyonu kapatmamızda bir mahsur var mı? Bu kişi de öyle değil mi? Enver Bey, bir şey soracağım. Tabii. Şimdi ben burada mutlaka dinleyicilerimizden de düşünüyorum. Şimdi sizi daha iyi anlayabilmem için televizyonu kapatmamızda bir mahsur var mı? Bu kişi de öyle değil mi diye parantez içinde bir yazınız var. Onun anlamı ne oluyor? O bir önceki kişi gibi çok duyarlı. Bakın dikkat edin, çok anlamlı o iki tane soru. Evet, onun için sordum. Okuduğunuz şey ne diyor? Orası. Sizi daha iyi anlayabilmem için televizyonu kapatmamızda bir mahsur var mı? Bakın, bir evdeyiz. Genellikle evde çok ciddi sohbetler yapılmasına rağmen televizyon açık kalır. Neden açık kalır? Ben bir türlü anlayamıyorum onu. Hem israf, elektrik israfı, hem de orada gereksiz bir fon. Orayı kapat kardeşim, gayet relax bir biçimde karşılıklı sohbet et. O duyarlı kişi de gelir diyor ki, affedersiniz diyor, ben bütün kendimi, bütün düşüncelerimi size yönelttim. Derdinizi bana anlatacaksınız veya bir sorunuzu ileteceksiniz. Şu televizyonu kapatırsak daha iyi anlaşacağım ben size diye uyarıyor karşı tarafı. Hmm. O anlamda bu. Şimdi Enver Bey, şimdi ben çok açık sözlü bir insan olarak artık bunu söylemek zorundayım. Aynı şey bizim evde de oluyor. Mesela bir film seyrederken misafir de gelse, ailece toplantı da yapıyorsak, televizyonu babam annem kapat diyor ama ben kapatamıyorum bir türlü. Ya illa o filmi de o anda seyredeceğim yani. Seyretmezsem olmaz sanki. Yani seyretmezsem başım göğe erecek. Seyredersem başım göğe erecek. Ters söylüyorum. Sanki seyredersem başım göğe erecek. Seyretmezsem 10 gün 15 gün uykularım kaçacakmışçasına bir düşünce geliyor. Kapatamıyorum bir türlü. Ama sen biraz da mesleğinden dolayı takip etmek istiyorsun. Tabii o da söz konusu ama. Yani kendini geliştirmek, ne oluyor ne bitiyor takip etmek, gözlem yapmak adına. Bu normal. Ve... Ama bir de kolikler var. Evet. Telekolikler. Telekolik, alkolik, evet. Sigara bakın, kolik. Bakın geçenlerde ben bir haber okudum. Her gün 15'er saat televizyon izledikten sonra evinde hiçbir yere çıkmayan bir 32 yaşındaki bir adam ölmüş sonunda televizyonun başında. 30 kaç saat demiştiniz? 15 saat izliyormuş. Günde. Evet. Demek ki efendim. Kaldı ki uzmanlar 3 saatten fazla izlenilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyorlar basında, değil mi? Çocuklar özellikle evet. Ama dinleyen yok. Ama oradaki enerji var ya, ben tabii şimdi televizyon yayınlarına, televizyonculuğa karşı gibi algılanmasın bu. Her şeyin bir sınırı olmalı yani. 3 saatten fazla izlediğiniz zaman belli bir etki, statik bir enerji alıyorsunuz orada. Etkiliyor sizi. Şiddet görüntüleri falan da varsa Allah Allah artık yani. Zaten yorgun bir günün akşamında gelmişsiniz, huzurlu oturacaksınız, şöyle bir keyif yapacaksınız. Çayınızı, kahvenizi almışsınız, ailece oturuyorsunuz. Bir açıyorsunuz televizyonu ya da yemek esnasında kesilen parmaklar, düşünsenize. Bunları yaşamadık mı biz? Yaşamıyor muyuz bunları? Halen daha yaşıyoruz. Bunlarla ilgili bir iki kanalda deklarasyon yayınlamadı mı geçenlerde?
diliyoruz ki bütün kanallar bu konuda duyarlılık göstersin. Aa, bu konuyu açarsanız çok uzun bir konu. Konuşacağız. Çok derdim var bu konuda. Bu derdinize evet. Ortak olacağız hep birlikte. Enver Bey, ben bir şey... izleyicilerin, dinleyicilerin duygularına tercüman olmak durumundayım. Siz de öyle sunucu olarak değil mi? Bu evet. Programı sunan kişiler, hazırlayan kişiler olarak. Amacımız bu. Bizim amacımız kendi duygularımızı, kendi nefislerimizi, kendi dünya görüşlerimizi aktarmak yerine dinleyicilerin dertlerine tercüman olmak. Hem dert olmak diyoruz eski tabirle. Evet. Şeyi soracağım. Tabii sizin fikrinizi almak özellikle istiyorum ben bu konuda. Sizin geleceğinizi anons ettiğim geçen haftaların bir gününde ben demiştim ki yapılan bir araştırmaya göre günde yaklaşık 6 saat ve üzeri televizyon seyreden kişilerde hafıza kaybı olduğunu ve bu kötü alışkanlık diyeceğim artık ben bunu, bu kötü alışkanlığını gidermediği takdirde aynı şekilde yine bu hafıza kaybının başladığını bildiği halde seyretmeye devam ettiği takdirde bu hafıza kaybının artık tamiratı mümkün olmayacak boyutlara ulaştığından bahsetmiştim. Bu bir araştırma yapılmış bu konuyla ilgili. Ben de bir yerden okuyup söylemiştim. Siz bu işin içinde yetişmiş bir kişi olarak kendinizi, hayatınızı belki bu işe adamış bir kişi olarak benim bu söylediğim sizce ne kadar doğrudur veya herhangi bir yanlışlık payı var mıdır? Ben bir de size sormak, danışmak istiyorum. Çok teşekkür ederim Erdem. Çok önemli, çok hassas bir noktayı dile getireceğiz şimdi. 20 Eylül Cumartesi günkü yazımda sinirlere ve sınırlara dikkat diye bir yazı yazmışım. Müsaade edersen biraz değinmek buyurun, istiyorum. Buyurun. Ama isterseniz anons da yapabilirsiniz, müzik sokmak istiyorsanız. Hiç fark etmez, siz nasıl istiyorsanız. Peki. Şimdi bu yaşanmış bir olay. Bir hafta önce olmuş bir olayı ben size aktarayım. Bir arkadaşımız, izleyicimiz diyelim biz buna, birkaç gün önce akşam haberlerini izlerken tansiyonu aniden 26'ya yükselmiş. Hemen akabinde de evdeki ailesine hiçbir şey göremediğinden, bir karanlık olduğundan bahsetmiş. Doğru hastaneye gitmişler. Doktor ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaya geçici körlük geçirdiğini açıklamış. Ve ilave edilmiş, senin bu ve buna benzer daha ağır bir duruma düşmemen için kesinlikle gazete okumaman ve televizyon seyretmemen gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan ve bir izleyicimizin şiddet görüntüleri karşısında tahammül sınırlarını zorlayan bir halin tezahüründen başka ne olabilir Beslemi? İnsan olmanın, duyarlı olmanın bedene dayalı, haklı ve dayanılmaz bir birikimin patlama noktası aynı zamanda bu. Şimdi bakın, başka bir örnek daha vereceğim. Şimdi bu tepki farkında olmadan insan vücudunun tepki gösterdiği, hassasiyetinden dolayı tepki gösterdiği ve zarar gördüğü bir tepki. Vücudun tepkisi bu. Şimdi farklı bir tepki var bakın. gerçek bir olay bu gene. Tarih 1996, geçen yıl Avusturya yer. Ailelerin bir araya geldiği ve televizyon yayınlarının en fazla izlendiği, adına da biliyorsunuz prime time diyoruz biz bunu, akşam saatleri. Çocukların da henüz uyumadığı o saatte Avusturya'nın iki adetten oluşan devlet televizyonundan biri şiddet içerikli bir film yayınlıyor. İzleyiciler bu durum karşısında tepkilerini hemen telefon, fax, mektupla dile getiriyorlar. Aradan bir hafta geçiyor. Bu ikazlara rağmen aynı televizyon kanalı bu kez aynı saatlerde cinselliği içeren pornografik türden bir film yayınlıyor. Çoluk çocuk oturuluyor. Bunun üzerine aynı seyirci ne yapıyor biliyor musunuz? Topyekun çatılarındaki, balkonlarındaki ve bahçelerindeki bütün antenleri söküyorlar, kapının önüne koyuyorlar. Tepkiye bakın. Tabii bilinçli ve hep birlikte gerçekleşen bu tepki sonucunda ne oluyor? Basın ve ilgili kurumlar hemen harekete geçiyor, gündemi oluşturuyorlar. Sonuçta ne olacağını tahmin edebilirsiniz. O televizyon kanalı birkaç gün sonra bütün izleyicilerden defalarca özür diliyor, antenlerini tekrar takmalarını ve eski konuma getirmelerini özellikle rica ediyor. İşte bakın, ekranın gücü buysa izleyicinin de tepkisi. Geliyor ama Erdem buradan bir şey iletmek istiyor, bir not iletmek istiyor sizlere. Efendim, tekrardan merhaba. Şimdi Enver Bey, o kadar güzel konuştunuz ki şimdi bir sürprizimiz var size. Şarkı arasına geçmeden önce bakalım beğenecek misiniz? Ama önce bir duyuruyu tekrar okumak istiyorum. Şimdi efendim, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen İzmir Şarkıları Yarışması'nda muazzam bir konser verildi. Büyükşehir Belediyesi Raks ve ATV işbirliğiyle düzenlenen yarışmada finale kalan 10 eser Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda yarıştı. Turhan Yükseler'in yönettiği büyük orkestra eşliğinde Arzu Ece, Ufuk Şempire, Bora Yurtsel, Zeliha Sunal, Semih Finili, Sevingül Bahadır, Ece Eylem Üren, Semih Sarıkaya, Sinan Erkoç ve Medarı İftarımız sevgili Çağrı şarkılarını seslendirdiler. Altın Akdeniz Yıldızı ödülünü Ufuk Şempire aldı. Gümüş Akdeniz Yıldızı ödülünü Çağrı aldı. Bronz Akdeniz Yıldızı ödülünü Sevingül Bahadır aldı.
Çağrı seslendirdiği Vurgunum Ben Sana isimli Erdinç Tunca ait besteyle ikinciliği aldı. Radyomuzun bir ferdi olan Çağrı'yı göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutlar ve Radyo Beta ailesi olarak kendisine müzik yaşantısında bol ödüllü günler dileriz. Ve en kısa zamanda kendisini aramızda görmek istediğimizi belirttikten sonra şimdi sürprizimiz geliyor. Alo. Alo. Efendim, kiminle görüşüyoruz? Merhabalar, ben Çağrı. Evet Çağrı, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkür. Seni böyle bu saatte kaldırdık yatağından ama senin için bence çok mutlu bir gün. En azından böyle bir ödül aldın. Biz çok mutluyuz. Şu anda radyomuzdaki herkes bu haberi benden dinledikten sonra böyle bir neşe ve keyif içinde radyoda bir coşku belirtilerine geçtiler şu anda. Çağrı'cığım, günaydın, nasılsın? Günaydınlar besteciğim, günaydınlar hepinize. Günaydın. Konuğumuza da günaydın ve hoş geldiniz diyorum. Günaydın efendim, kutluyorum ben sizi bu arada. Çok bu teşekkür ödülden ederim. Dolayı çok sağ başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun efendim. Çağrı, dinliyoruz seni. Erdem'cim, uykudan uyandırdık diyorsun. Bu son 1,5-2 haftadır zaten uyku nedir bilmiyorum. Bilmiyorsun, doğru. Uykuyu unuttum. Yoğun bir çalışma temposu içerisindesin. Hiç sormayın. Herhalde uykuyu birazcık daha özleyeceğim galiba bu önümüzdeki günlerde. Herhalde. Neden? Ama hayırlısı olsun, çok yoğun bir tempo şu anda bayağı başladı. Önümüzdeki günlerde daha başka şeylerimiz de var. Eurovizyon var, başka bir sürü daha yarışmalar var. Yani insana artık bazı şeyler hakkında konuşmak bile zor geliyor. Ben şuna şaşıyorum. Bütün her şey neden ben müziği bıraktıktan sonra başlıyor? Bırakmadan önce hiçbir şey yoktu. Müziği bıraktıktan sonra müzikle alakalı bütün tempolar yoğunlaştı. Her şey zıddıyla kaimdir. Biliyorsunuz değil mi? Efendim? Öyle bir söz var. Her şey zıddıyla kaimdir. Yani bazen tersten doğru, doğrudan ters çıkabiliyor. Herhalde galiba demek inanmak lazım artık, evet. Buna yavaş yavaş. Evet. Peki Çağrı. Buyurun. Şimdi ben hemen sana soru soracağım. Bunu özellikle senden ben tabii gereken anonsu yaptım ama mutlaka ki benim atladığım, söylemeyi ihmal ettiğim, senin belki söylemeyi istediğin bir şey vardır bu İzmir'deki yarışmayla ilgili. Sen o an nasıl oldu, yarışmaya nasıl katıldın, o an düşüncelerin, duyguların nelerdi? İkinci olduktan sonraki asıl düşüncelerini ve duygunu merak ediyorum. Bir anlatır mısın biraz bize? Şimdi İzmir'deki yarışma sonuçta bir beste yarışmasıydı. Ses güzelliği yarışması falan değil. Yani bu konumda ben bir taşeron pozisyondayım, anlatabiliyor muyum? Övünmek için fazla övünmeme ihtiyaç... Yani ben övünmek zorunda değilim, övülmemeliyim esasında. Seni biz öveceğiz. Yok estağfurullah, öyle bir... Öyle şey olur mu? Biz öveceğiz beni, övülmede layıksın. Yok, onu demek istemedim. Yani olayın benimle alakası fazla yok. Bestenin güzelliğiyle alakalı bir yarışmaydı bu. Beste, evet, beste gerçekten güzel. Sonuçta bestekara teşekkür etmek veya ne bileyim bestekara alkışlamak lazım bu konuda. Erdinç Tunç Bey'i alkışlamak lazım. Alkışlayalım. Biz... Erdinç Tunç, sana bravo, tebrikler. Biz görevimizi yaptık, bize verilen vazifeyi yaptık. Nasıl sizler programınızı yapıyorsunuz, çıkıyorsunuz gönül rahatlığıyla, aynı şekilde ben de alnımın akıyla vazifemi yaptım, çıktım, geldim. Sonuçta ödüllerimizi bestekarımız aldı. Alkışları belki biz aldık ama sonuçta o alkışları hak eden insan bestekardı yani. Peki nerede bu bestekar? Görünüyor mu hiç? Bestekarımız Ankara'da bir anatomist doktor kendisi. Şu anda belki de İstanbul'da bugünlerde. Zafer'in vermiş olduğu sarhoşlukla İstanbul'da bir oraya bir buraya dolaşıyor olabilir belki, bilemiyorum. O da ne yapsın şimdi, ben olsam ben de belki aynı şeyi yaparım yani. Çok güzel, çok duygulandırıcı bir şey bir insan adına böyle bir ödül almak değil mi Çağrı? Öyle de şimdi insanlar ödüller konusunda bazen profesyonelleşebiliyor. Yani bu bestekarımız da öyle, çok ödül aldığı için bu konularda alışmış. Pek ben heyecandan ayakta durabilecek halde değildim. Kendisine baktım, hiç ne güzel işte bitti bu kadar falan deyip dolaşıyor ortalıkta. Çok soğukkanlıydı herhalde. Çok soğukkanlı yani, demek ki alışmış artık bazı şeylere. İnşallah bizler de bu kadar profesyonel olabileceğiz diye düşünüyorum. Benim böyle bir yarışmada ilk tecrübem bu. Bu kadar büyük bir yarışmada. Ama demek ki yapabilirmiş. Bundan sonra gelsin mi bütün yarışmalar bakayım? Valla. Peki ben bir şey soracağım o yine o yarışmayla ilgili. O şey neydi adı? Sevingül Bahadır değil mi? Üçüncü oldu. Evet, evet. Peki sence o üçüncü oldu. Birinciye kim? Hemen buradan bir daha bakayım. Çağrı'cım tam aklımda Yıldız Öldü'nü. Ufuk Şempire de birinci oldu. Sen ikinci. Efendim Sevingül Bahadır da üçüncülüğü aldı. Gerçekten çok tebrik ediyoruz hepinizi. Sence layık olduğun, ödülü aldığına inanıyor musun? Yoksa ben birinci olacaktım, ikinci oldum, hakkımı yediler gibi düşüncen de var mı? Aynı açık ve seçik bir şekilde konuşabilirsin. Şimdi baş başa olsaydık bu konuyu seninle tartışıp konuşmak isterdim. Fakat jürimizin vermiş olduğu kararlara her zaman saygı duyuyorum. Çünkü centilmenlik içerisinde yapılan bir şeydi, yarışmaydı bu. Ve kesinlikle verilen kararlar doğrudur.
doğru olmayan kararlar bizim kendi iç dünyamızda, kendi aramızda tartışılan şeyler olarak kalmalıdır. Zaten bu konuda da tartışmalar yapılıyor. Şu anda da yapılıyor, yapılacak da. Çok da büyük tartışmalar olacak. Ama kamuoyuna hitap ederken, yani şöyle bir radyoda canlı yayındayken şu doğruyu şu yanlışı demek bence ayıp da olur, biliyor musun? Doğru, sen öyle diyorsan öyle. Peki Çağrı, senden ben bir şey rica etsem, o ikinci olduğun şarkıdan böyle bir mısra falan bir kuple söyleme imkanın olabilir mi? Bu saatte mi? Ne olacak ya? İstersen ben şöyle yapayım sana. Benim bu şarkı videoda kayıtlı. Ben kasetten ses bantına atayım bunu. Hemen yapabilir misin? Şu anda yapamam da. En kısa zamanda size ulaştırmaya çalışıyorum. Okey, öyle yapalım. Zaten senden tamam. De bir şarkımız var sırada. Öyle mi? Tabii. Telefonu kapar kapatman senden bir şarkı dinleyeceğiz. Sevgili Çağrı. Zaten konuğumuz şu anda zannediyorum ki bana başladı bağırıp çağırmaya. Yok. Biraz da Enver Seytoğlu'yla konuşun. Bir iki belki sormak istediğin bir şey vardır Enver Bey'e. Enver Bey. Böyle başarıları duymak çok sevindirecek gerçekten. Çok teşekkür ederim Enver Bey. Peki Çağrı, senin Enver Bey'e soracağın bir soru var mı? Ondan öğrenmek istediğin. Enver Bey'den öğrenmek istediğim yani öğrenmek istediğim şey değil de Enver Bey'in sesini hatırlıyorum. Herkes hatırlıyor. Şu anda duydukça daha da çok hatırlıyorum. Bizi etkileyen bir ses. Allah herkese böyle sesler nasip etmiyor. Fakat bu sesten mahrumuz. Evet, aynı yani fikirdeyiz. Buna üzülüyorum, niye? Ya bu sesten biz niye mahrumuz diye düşünüyorum. Eksik olmayın, çok teşekkür ederim. Efendim, biz teşekkür ediyoruz bizi yıllarca böyle bu güzel sesle. Ne bileyim, anlatamıyorum. Hakikaten biz bu diksiyonu, bu sesi istiyoruz, duymak istiyoruz Enver Bey. Yani bilmiyoruz, çok şey mi istiyoruz sizlerden ama... Siz haklısınız, doğru. Biz çocuklarımızı da sizler kadar başarılı görmek istiyoruz. İnanın, yani şu durumda, şu konumda, evet. Televizyonlarda, radyolarda ben memnun değilim açıkçası. Önüne gelen her işi yapıyor. Fakat sizin gibi önemli örnek olması gereken, yani ben şunu demek istiyorum. Sizler her işin Atatürk'üsünüz. Yani sizin gibi başarılı insanlar. Bunu demek istiyorum. Sizler gibi atalar lütfen bence örnek olmak için birazcık daha direnin istiyorum. Ne güzel. Vazifenizi daha bitirmediniz Enver Bey. Doğru. Suçlusunuz. Lütfen. Doğru. Doğru ama işte şu dönemde en azından öğrenci yetiştirmeye kendimi adadım. Yaklaşık 2 yıldır işte çeşitli spikerlik, sunuculuk, iletişim, diksiyon, fonetik alanında. Evet. Ne kadar çok öğrenci yetiştirirsek, ne kadar bu kitleyi arttırırsak o kadar kârdır diye düşünüyorum. Ben kendimi şu dönemde ona adadım. Ama yarın öbür gün neler getirir, neler götürür onu göreceğiz hep birlikte. Ben elimden geleni yapacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Çok güzel gerçekten. Yani yaptığınız olay hakikaten yani takdir bize düşmez. Ama estağfurullah. Tamamen takdir size ait. Takdir dinleyicinindir, seyircinindir ve sizlere aittir. Çünkü sizler Kadir Şinas'sınız, sağduyulusunuz. Estağfurullah. Çağrı. Bize bunu yıllar önce kulağımıza köpe olsun diye hocalarımız böyle öğretmişlerdi. Ne güzel. Öyle. Ne güzel. Şimdi Çağrı. Buyur canım. Senden bir şarkı dinleyeceğiz artık yavaş yavaş da sohbetimizin sonuna geldik. Evet. Ben senin son olarak söyleyeceğin bir şeyi alacağım. Ne söylemek istiyorsan onu ben senden rica edeceğim. Ondan sonra da ne zaman radyoya teşrif edeceğini çok merak ediyoruz burada. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte onu bir de sormak istiyorum sana. Özledik seni ya. Nerelerdesin ya? Hele bir ödül aldın. Seni bir öpelim ya. İki yanaklarından şu tebrik edelim, kutlayalım diyemiyoruz. Ancak telefondan telefona olmuyor yani. Özletme kendini fazla. Gel artık. En kısa zamanda inşallah görüşmek ümit ediyorum. Yani hakikaten öyle bir ümidim var. Fakat işte bazı birkaç beklentilerim var. Ondan sonra mutlaka sizlerle görüşeceğim. Başta konuğumuza ve bütün Radyo Beta'ya saygı ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür. Onlar da sana aynı saygı ve selamlarını ilettiler Çağrı. Dinleyicilerimize de tekrar onları çok çok özlediğimi söylüyorum. Bütün dinleyicilerimize. Hepsine hayırlı sabahlar diliyorum. Ve şu sizin de şu anki sabah programındaki benimle birlikte paylaştıkları şu hazzı sonuna kadar alsınlar istiyorum. Çünkü Enver Bey'i her yerde değil hiçbir yerde dinleyemezsiniz. Evet, aynen. Duyabildiğiniz kadar duyun o güzel sesi diyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben sizi tekrar kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok nice ödüllere inşallah. Nice ödüllere. Biz Çağrı'dan daha birincilikleri bekliyoruz. İkinciliği saymıyoruz. Daha birinci olacak inşallah. Hem de bir sürü birincilikler alacak. Ve biz de onu burada anons etmekten büyük bir keyif alacağız. Oldu efendim. Saygılar sunuyorum. Hayırlı bir yayınlar. Saygılar. Çağrı hangi şarkını istiyorsun? Hangi şarkını istiyorsan onu girelim. Siz hangisini uygun görüyorsunuz? Ben bir tane ayarladım biliyor musun? Bana sevgimi ver. Benim bestem. Okay. Senin besten. Ben de beste de sana çalıyor bu şarkıyı. Sen bir anons eder misin Çağrı bu şarkını? Efendim? Sen anons eder misin bu şarkını? Evet. Sözler Sinan Ergin'e ait, müzik Çağrı. Bana ya sevgini ver ya da sevgimi ver. Görüşmek üzere Çağrı, hoşça kal. Görüşmek üzere.
sevgini ver ya da sevgimi ver. Damarlarımdaki kanda akıp gidersin. Bana ya sevgini ver ya da sevgimi ver. Göremeyebilirim ama unutamam seni. Bana ya sevgini ver ya da sevgimi ver. Damarlarımdaki kanda akıp gidersin. Bana ya sevgini ver ya da sevgimi ver. Yara olmuş yara senin sevgin buramda. Dolaşırım sokaklarda gönlüm orada. Yara olmuş yara senin sevgin buramda. Dolaşırım sokaklarda gönlüm orada. Sen bana yar ölüme gider yolu. Senden başkasını görmüyor görmez gözüm. Bana ya sevgini ver ya da sevgimi ver. Gözlerimdeki ışıltı olurdu umudu. Olmazsan bana yar ölüme gider yolu. Senden başkasını görmüyor görmez gözüm. Bana ya sevgini ver ya da sevgimi ver. Yara olmuş yara senin sevgin buramda. Dolaşırım sokaklarda gönlüm orada. Yara olmuş yara senin sevgin burada. Dolaşırım sokaklarda gönlüm orada. Ah, 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 ah. Ne kadar olmak isterdim yanında. Efendim 103.8 Radyo Beta'da ben Erdem ve Beste, yani Erdem'in Bestesi programı devam ediyor. Bu arada Enver Seyitoğlu'yla olan birlikteliğimiz de olağanca hızıyla devam ediyor. Biz daha neler konuşacağız neler efendim. Ama ben önce Enver Seyitoğlu'nun Türkiye Gazetesi'ne çıkan yazılarından bir iki tanesini böyle kısaca aktarmadan önce Beste, hattımızda Menka var mı? İyi ki de hatırlattın. Hemen Menka'ya bağlanalım o zaman. Alo. 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 Bir dakika. Alo. Alo. Tülin Hanım. Efendim. Merhaba efendim. Merhaba.
dün görüşemedik sizinle. Evet. Ufak bir teknik arızadan dolayı. Evet. Bugün ben şu anda mikrofonu size bırakıyorum. Hı-hı. Siz buyurun, sizi dinliyoruz Tülin Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Çok mersi. Borsada geçen haftanın son günü başlayan kar amaçlı satışlar dün sabah seansında da devam etti. İkinci seans ise piyasa seansın son yarım saatinde genele yaygın alımlarla 2400 puanı aştı. İlk bir saatlik bölümde 2370-2380 puan aralığında yatar bir seyir izleyen piyasa, başta EGS hisseleri olmak üzere genele yaygın alımlarla 2400 puanın üzerine çıktı. Alımlar endekste etkisi yüksek olan kamu ve holding hisselerinde etkili oldu. İMKB 100 endeksi ikinci seans 2402 puan kapatarak 12 puan yükseldi. İki seansta toplam 27 trilyonluk işlem hacmi gerçekleşti. Bu arada döviz ve faiz piyasaları da haftaya hareketli başladı. Piyasalarda dün nakit açısından sıkıntı yoktu. Gecelik faiz ve rap oranları 2-3 puan artarak 76-77 seviyelerine geldi. Dolar ise şu anda 173.400 seviyelerinden işlem görmekte. Bu arada geçtiğimiz hafta %20 hissesini halka arz eden Masdar Zorlu Holding hisseleri bugünden itibaren yeni şirketler pazarında borsamızda işlem görmeye başlayacak. Borsa Başkanlığı kararı ile 1000 lira nominal değerli hisse 1700 lira bas fiyatta işlem görecek. Evet. Bitti mi Tülin Hanım? Evet. Peki yatırımcılara da tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi yatırımcılara 9 aylık bilanço beklentileri çerçevesinde alım yapmalarını tavsiye ederim. Bu arada dövizde bir hareketlenme var. Faizde bir hareketlenme var. Borsanın bu aralar bu hafta içi yatay hareket etmesini bekliyorum. Ancak kağıt bazında hareketler olacaktır. Diyorsunuz. Hı hı. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Tülin Hanım? Başka ekleyeceğim bir şey yok. Peki, menkul değerler AŞ'ye ve size çok teşekkür ediyorum Tülin Hanım. Ben teşekkür ederim. Yarın inşallah tekrar görüşeceğiz. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Size de iyi çalışmalar. Hoşça kalın. Sağ olun. Güle güle. Efendim, menkul değerler AŞ'den Tülin Korkmaz Hanımefendi tekrar buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ve menkul değerler AŞ'de yarın inşallah tekrar bağlantımız olacak. Efendim saat 9.25 geçe olmaması gereken bir bağlantıydı ama programımızın doluluğundan dolayı bir 10 dakika sarktı. Yarın inşallah 9.25 geçe yine bağlantımız olacak ve hep bu böyle sürüp gidecek diyorum. Şimdi Enver Bey'e dönüyorum ben. Enver Bey bir suskunluk kaldı, hiç merak etmeyin. Yok, ben gayet güzel dinliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sizin bir yazınız var, onu ben biraz daha konuştuktan sonra mı okumamı istersiniz? Nasıl arzu edersiniz? Siz nasıl arzu edersiniz? Önce fark siz... etmez. Peki o zaman ben size... Ben misafirim, siz ev sahibisiniz. O zaman ben size bir soru soracağım. Buyurun. Şimdi yine çok güzel bir soru. Ben buraya kopya çekeceğim, yazmışım. Gerçi ezber de biliyorum ama... Sizce Enver Bey, spikerlik ve sunuculuk mesleğinin tekrardan bir tanımını yapar mısınız? O kadar hassas bir konuya girdiniz ki tabii ki yapılması lazım. Hatta gözden geçirilmesi lazım. Benim tanım yapmamdan öte bunun tekrar ilgili kişiler tarafından, kurumlar tarafından tekrar gözden geçirilmesi lazım. Şimdi başlı başına bir kere spikerlikten önce yayıncı olarak görüyorum ben bu meslek sahiplerini. Başlı başına fedakarlık işidir, sevda işidir bu. Sevdalı olmak lazım bu mesleğe karşı. Çünkü milyonların karşısındasınız. Sunucular, spikerler bağlı olduğu kuruluşun vitrinidir. İleri hat görevlisidir, büyük elçisidir. Dediğim gibi izleyiciyi, dinleyiciyi çok iyi temsil etmek durumundadır. Gecesini gündüzüne katarak çalışır. Tatil, bayram demeden, mesai saatlerinin sınırı olmadan çalışır ve devamlı bir şeyler vermek zorundadır. Heyecan içinde olmak durumundadır. Çok şey vermeye, aktarmaya çalışır. Ama çok az şey alırlar. Nedir şimdi spikerlik, sunuculuk? Sadece ses olayı, diksiyon, fonetik olayı, güzel Türkçe olayı değildir. Kendine has bir özelliği var, bir heyecanı var spikerlik, sunuculuk mesleğinin. Çok saygın bir meslektir aslında. Her şeyden önce çok önemli bir sır vereyim bu konuda. Bir spikerin kendiyle barışık olması lazım bir sunucunun. Komplekslerinden elden geldiği kadar arınması lazım. Kendiyle barışık olan bir sunucu, bir spiker, o zaman iletişimini izleyiciyle, dinleyiciyle çok daha sağlıklı kurabilir. O yüzden baş şartı bence düzgün diksiyon, fonetikten önce
o speaker'in sunucunun, programı hazırlayanın veya sunanın elden geldiğince asgari ölçülerde barışık olması lazım kendiyle. Dediğim gibi milyonların gözü önünde. İnsanlar sizin kaşınıza, gözünüze, mimiklerinize, ağzınızdan çıkan her kelimeye ve en önemlisi tavrınıza bakıyor. Ben bunca yıllık yayıncılık hayatımdan sonra şunu gördüm. Seyircinin, dinleyicinin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Çünkü demin dedim ya, dinleyici, izleyici Kadir Şinas'tır, sağduyuludur. En güzel eleştiriyi, en doğru hükmü onlar verir. Bir süre sonra bir hedef tutturmanız gerekir spikerlik sunuculukta. İster haber, ister program spikeri sunucusu olsun. Belli bir seviyeyi tutturamıyorsa, bir iletişimi kuramıyorsa, örneğin ekranda stüdyo içerisindeki objektifi delip, ekranı delerek evin içerisine bir elektrikle, o manevi bir şeydir, bir iletişimdir delip insanların evine konuk olamıyorsa, sadece kulaklarına değil, beyinlerine ve iç alemlerine hitap edemiyorsa, o kişi spikerlik potansiyeline sahip değildir. Spiker için sadece şunu söyleyebilirim, son olarak, sonradan öğrenilen şeyler yetmez. Eğer Allah vergisi bir yetenek yoksa, o kişi de sonradan ağzıyla kuş tutsa nafiledir. Ben kısaca bunları söyleyebilirim. Enver Beyciğim, şimdi şeye geldik sıra. Sizin biraz önce aldığımız o köşe yazılarınızdan bir tanesini Beste okuyacak, bir tanesini de ben okuyacağım. Biraz nostalji yaşayacağız çünkü eski tarihli gazeteki yazılarınız bayağı üzerinden bir zaman aşımı yaşadı. Hangisi? Şimdi bir tane Bayan Spikerlerimiz adı altında çıkan bir yazımız var. Evet. Bir de ben Bulamaç'ı okuyacağım. Bayanlar her zaman önden. Peki bu Bayan Spikerlerimiz ile ilgili ve şimdi Beste'nin okuyacağı bu yazı yaklaşık ne zaman, hangi tarihli? Orada yazması lazım. Bir saniye bakalım. Ha, yazıyor, evet. 14 Aralık 1996 Cumartesi günkü yazınız oluyor bu. Hem biraz maziyi anacağız. Orada yazması lazım derken şimdi dinleyicilerimiz merak ediyordur. Can bölme var aramızda sevgili dinleyiciler. Evet. Karşımda şu anda Beste ile Erdem. Burayı da size tarif etmekte fayda var. Can bölmeler her zaman olur stüdyolarda. Onun için ben orada olması lazım dedim. Ya şimdi bunu ikiye katladığımız için aslında benim cahilim. Görmem lazımdı onu. Çünkü bir program yapımcısı ve sunucusu çok dikkatli olması gerekiyor böyle konularda. Ben bakmadım. Biraz kusura bakmayın Enver Beyciğim. Öğrenmiş oldum şimdi orada yazdığını. Şimdi ben Beste'ye mikrofonu bırakıyorum. O yazınızı okuyor. Sonra da ben Bulamaç'ı okuyacağım. Pekala. Ve bayan spikerlerimiz, ekranlarda dil kadar önemli bir karmaşa daha var. Özellikle bayan spiker sunucuların giyim, makyaj, saç biçimi ve mimiklerinde aşırılıklıklar ve biçimsizlikler. Amerika'daki CNN spikerlerine, İngiltere'deki BBC program sunucularına bir bakın, bir de bizimkilere. Bizde genellikle bayan spiker ve sunucular sıkça saç modellerini değiştirirler. Kirpikler koyu kalmak kaydıyla bir gün sarışın, bir gün kumral, bir gün kıvırcık, bir gün düz saç. Makyaja gelince kıyafetleriyle uygunsuz ve abartılı. Bir defa TV makyajı çok farklı. Makyajlar dururken neden ısrarla kendi makyajlarını kendileri yapmak isterler? Kıyafetleri neden bir sanatçıya yarışır biçimdedir ve neden cinselliği ön plana çıkarma eğilimindedirler? Oturmaları, kalkmaları ve yürümeleriyle. Seyirci haber mi alacak, biblo mu seyredecek, programı izleyecek manken mi? Onca masraf ve emekle hazırlanan haber ve programlar bu tip sunucu ve spikerler yüzünden ağırlığını ve inandırıcılığını kaybetmiyor mu? Evet. Evet, Enver Beyciğim, gerçekten biraz eski tarihli bir yazınız olmasına rağmen çok ama güzel bir... Ama günümüzde de yani uygun. Sizin yazılarınızı 10 sene sonra da biz gündemdeymiş gibi okumaktan büyük keyif alırız. Çünkü mutlaka ki bir şekilde kıyıdan köşeden de olsa alakası çıkacaktır, ona eminim ben. Evet. Ama biz tekrar bir temennimi, Çağrı'nın da az önce dile getirdiği bir temennisi vardı. Benim de temennim, herkesin temennisi. Bu sizin böyle yalnızca salı ve cumartesi günlükü... Türkiye Gazetesi'nde çıkan yazılarınızı biz kafi olarak görmüyoruz. Sizin televizyonda programınızı görmek istiyoruz. İnşallah. O sesinizi biz duymak istiyoruz. Yazılarınızı elbette ki gazete. Burnundaki televizyonlarımız bir gerçek radyo ve televizyon yayıncılığından nasibini alırsa, yani bütün olarak yok demiyorum, çok güzel, çok kaliteli programlarımız var, dizilerimiz var, şunlar bunlar var ama genel hepsi, yani baş açılışından kapanışına kadar o ilkelere, o izleyiciyi, dinleyiciyi çok değerli bir veli nimet olarak görürse ilgili kurumlar, patronlar, televizyon patronları, yapımcıları, programcıları, o zaman belki ben de düşünebilirim. Çünkü şu anda ben düşünmüyorum, daha çiçeği burnunda görüyorum
televizyon kanallarını. Kanallarımız evet. Ama şu anki yayınımızdan sonra kim bilir artık kimler dinliyor dinlemiyor bilemeyeceğim ama sizin adınıza insanlarımızda ki özellikle yöneticilerde böyle beyinlerinde bir şimşek çakar. Aa hakikaten biz Enver Bey'i unuttuk, Enver Seyitoğlu'nu unuttuk, aksattık. Hemen arayalım onunla irtibata geçelim gibi bir düşünce uyanır inşallah kafalarında. Ki ben siz olmadığınız günlerde bile ben hep sizden bahseder. Sizin yazılarınızı evet. okumaktan da büyük bir keyif alırım ve bir tanesini okumak istiyorum. Arkasından da haberlere bağlanacağız. Yani hem şunu söyleyeyim hala teklifler geliyor bana ama ben şu anda pek değerlendirmiyorum bu teklifi. Kızgınlığınız, küskünlüğünüzden dolayı olsa gerek. Valla kızgınlık, küskünlükten öte ben çok saygı duyuyorum yayıncılık mesleğine. Hep iyiliklerimizde, damarlarımızda, kanımızda hep onu hissederek yaşadık yıllar boyu. O ayrı bir hazdır, o ayrı bir saygıdır, o ayrı bir saygınlıktır. Yoksa tabii ki mümkün. Şimdi Enver Bey, ben hemen bir yazınızı okuyayım, bulamaç yazınızı. Ondan sonra haber merkezine bağlandım, arkasından yine sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bulamaç. Magazin basını bir başka alemdir. Şöhret basamaklarını hazmetmeden çıkmak isteyen yeni yetmenler için iyi bir fırsat ve reklam kapısıdır da. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Misal yeter ki sen arzı endam eyle. Ucundan kıyısından şöyle ya da böyle sanat dünyasında ya da ekranda adın duyuldu ise paparazziler ne güne duruyor? Aç bir telefon ekip emrinde. Hemen görüntüyü alır onlar seni. Tasa etme. Yeter ki deme sonra özel hayatından kime ne. Ardından gelsin teklifler, paralar, sevgililer ve şöhret. Ya da sonra. Ya daha sonra. Sonrası illet. Aniden şöhret olmak isteyenlerin sonu afettir. Allah vergisi yedire yedire basamakları çıkabilen ve halkın takdirini kazanabilenler ise bir hoş seda bırakanlardır. Çünkü halkımız izleyicimiz sağduyuludur. Kadir Şinas'tır. Kendisiyle barışık olanları bilir, görür. Sevgili okurlar, şimdi sizlere magazin dünyamızdan ünlü olmak isteyenlere ait bazı başlıklar. Orayı da okuyayım mı Enver Bey? Nasıl arzu edersin? TV'nin, televizyonun sabah güzeli. Ekranın asi genci. Tabii bu arada nokta nokta var mesela. Nokta nokta televizyonun sabah güzeli. Nokta nokta ekranın asi genci. Nokta nokta haber sunacak. Mankenliği bıraktı, televizyoncu oldu. Tabii televizyon tamircisi mi yoksa yayıncısı mı oldu belli değil. Biraz önce bu konuya değinmiştik. Nokta nokta ye koca aranıyor. Nokta nokta sen neymişsin be? Nokta nokta 17 yaşındaki manken ve fotomodelin gözü şimdi televizyonda. Nokta nokta diksiyon fonetik dersi aldım. Haber spikeri olmak istiyorum. Nokta nokta Kanal Y'nin son bombası. Yine nokta noktanın gözü sunuculukta. Örnekler uzar gider havuç suyu ile elma suyunu birbirine karıştırıp içmek güzel de ayrıştırmak mümkün değil. Hele bunların içine bir de boza katarsan bulamaç olur. Gel de işin içinden çık. Gününüz aydın, aydınlığınız daim olsun efendim. Enver Seyitoğlu. Şimdi efendim peki, Enver Bey. Heyecanlı okudum bunu Erdemciğim. Güzel okudun mu? Heyecanlıydı. Ben hep heyecanlıyım da zaten. Hayat bu mesleği yaptığım müddetçe bu heyecanımdan hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Heyecan şimdi haber biterse zaten her şey biter. Evet. Tabii. Şimdi Enda Özer'e haber merkezine bağlanıyoruz efendim. Haberlerden sonra görüşmek üzere. Radyo Beta Haber Merkezi'nden hepinize mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Bugün 23 Eylül 1997 Salı, Radyo Beta Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteni sunuyorum. Başbakan Mesut Yılmaz'ın önümüzdeki hafta pazartesi günü Almanya'dan başlatacağı Avrupa Birliği kulis çalışmaları sırasıyla Avusturya, Fransa, İtalya ve İspanya ile devam edecek. Türkiye'nin değişen Avrupa Birliği stratejisinin anlatılacağı ziyarette tam üyeliğe adım adım gidilebileceği, ara formüllerin kabul edilebileceğini mesajı verilecek. Yılmaz'ın 3 gün sürecek Almanya gezisinde Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in başlatacağı Almanya'yı yumuşatma politikasına da devam edilecek. İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatami, Kasım ayında Akdeniz'de yapılacak askeri tatbikatı bölgeye yönelik bir tehdit olarak değerlendirirken, Mısır, Türk hükümetinin tatbikat konusunda yeterli güvence vermediğini belirtti. IMF, Hong Kong'daki Dünya Bankası yıllık toplantılar için hazırladığı son çalışma raporunda Türkiye'nin enflasyon sorununu yenebilmesi için yapısal programlarla destekli bir makroekonomik istikrar programı uygulaması gerektiğini belirtti. Müzik.
Viyana'ya uçan Türk Hava Yolları uçağının bir yolcusu uçakta intihar etti. Geçtiğimiz günlerde sona eren hava olimpiyatlarında hakemlik yaptığı belirlenen Slovak Dusan Mutuska, iniş hazırlığı yapan uçağın tuvaletinde kemeriyle kendini asmış olarak bulundu. İstanbul-Viyana seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında dün sabah müthiş bir dram yaşandı. 40 yaşlarında Slovak bir yolcu uçağın tuvaletinde intihar etti. İstanbul'a yapılması planlanan tüp geçitle 3. köprüden hangisinin tercih edilmesi gerektiği tartışması sürerken Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bambaşka bir köprü projesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz taslak aşamasında olan ve gizli tutulan yeni projeye göre Boğaz Köprüsü'nün Vaniköy'le Akıntıburnu arasına yapılması planlanıyor. Radyo Beta Spor. Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını alarak ligin derbi kralı görünümüne kavuşan Beşiktaş, ilk 7 haftanın tek yenilgisiz takımı olarak da dikkat çekti. Fenerbahçe'den sonra ligin en az gol yiyen ekibi de Kartal'da Kayseri maçının hazırlıklarına başlıyor. Lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisine düşen Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisi bardağı taşırdı. Başkan Faruk Süren, yöneticiler ve teknik direktör Fatih Terim'in katıldığı toplantıda alınacak önlemler tartışıldı. Futbolda Türkiye Kupası 2. kademe maçlarının kura çekimi bugün Ankara'da yapılacak. 58 takımın mücadele edeceği 2. kademe maçları 1 Ekim'de yapılacak. İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılan Kickbox Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan Türkiye, full kontak dalında 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla takım birincisi oldu. Ve son olarak hava durumu. Sevgili dinleyenler, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu, yer yer sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Buna göre Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. İstanbul 12-21, Kocaeli 11-21, Sakarya 10-21, Bursa 7-22 ve Edirne 6-23 derece. Radyo Beta Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Efendim 103.8 Radyo Beta frekansında Erdem'in Bestesi programı devam ediyor ve Enver Seyitoğlu ile olan birlikteliğimiz de olağanca hızıyla devam ediyor. Daha böyle programımızı bitmesine gerçi az bir zaman kalmasına rağmen kısa kısa başlıklar halinde Enver Bey'den değinmesini istediğim bir takım konular var. Tabii. Şimdi Enver Bey, biraz sizden televizyonla ilgili, şu anki medya ile ilgili, şu anki haber spikerleri, televizyon program sunucuları ile ilgili eleştirilerinizi, neyin nasıl yapmaları gerektiğini bize biraz anlatır mısınız veya söyler misiniz? Çok geniş bir konu bu. Buyurun siz. Çok geniş nasıl bir konu işte. Kısa bir şey dedim ya, çiçeği burnundayız biz televizyon yayıncılığı, radyo yayıncılığı konusunda. Her konuda olduğu gibi bu konuda bir ilmi var. Bu işin bir tekniği var. Eğitimi var. Ve kendini aşma olayı var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Amerikalılar bu radyo televizyon yayıncılığı konusunda çok eskilere dayanıyor onların yayıncılığı. Denemişler, bakmışlar ne oluyor, ne bitiyor, nasıl yapacağız bu işi diye. Ben çok kısa bir örnek vereyim bu konuda. Çok eski bir tarih bu, 30-40 yıl önce Amerikalılar denemiş bunu. Bir radyoyu, özel bir radyoyu, bakın sizi de yakından ilgilendirebilir belki. Anonsuz, özürsüz olmak üzere durup dururken kesmişler. Yayınını kesmişler. Deneme yapmak için. İlk gün o
kendi dinleyicisinde bir merak uyanmış değil mi doğal olarak? Niye acaba Alonso'ya özür diyor, telefonla irtibat kurmaya çalışıyorlar, hiçbir şey yok. Aynen devam etmişler ikinci gün susturmaya radyoyu. Bu kez bir meraktan öte bir şey başlamış, bir huzursuzluk başlamış dinleyicide, bir sıkıntı başlamış. Üçüncü gün devam etmiş aynı olay. Üçüncü günse bunalım başlamış dinleyicide. İç harp diyoruz ya ona, bunalım başlamış. Sonra tespit etmişler ve demişler ki uzmanlar, yayıncılık, düşünün radyo için yapılıyor bu, radyo ve televizyon yayıncılığı atom bombasından daha güçlü bir silahtır demişler. Demek ki insanları bir cümleyle, bir kelimeyle bile olsa radyoda, çünkü tahayyül ve tasavvur gücü, eski tabirle diyoruz yani hayal gücüne dayalı, orada bir sunucu çıkıyor, bir şeyler anlatıyor ve o insanlar dinlerken bir sürü yerlere gidiyorlar, bir şeylerden yararlanıyorlar, bilgilerden, sohbetlerden, müzikten. O yüzden bir cümleyle bile insanların haleti ruhiyesini, eski tabirle yine söylüyorum, yani içinde bulunduğu hali, psikolojik durumu, sabahleyin bir günaydın vardır, bir de günaydın vardır değil mi? Arada bir fark var. Bir de günaydın var. Var da var. Var oğlu var yani. Var oğlu var. Demek ki insanlarla o, dedik ya, o mikrofonu delip geçmek, o ekranı delip geçmek konusu çok ayrı bir şey. İletişim kurmak insanlarla. Bunun da belli kuralları var. Yani belli başlı kuralları var. Ama günümüzde bu kurallar ne derece uygulanıyor? Bence uygulanmıyor. Bunların bir kısmı da para amaçlı, reyting amaçlı, şöhret amaçlı, karşılıklı anlaşmalı gidiyor bu. Yaparsın sen kızım, hadi çık diyorlar televizyona, çıkıyor. Bu iş mini etekli olacaksa, makyajlı olacaksa hiç olmasın daha iyi. Öyle değil mi? Yani bir de zararı var. Yani topluma, siz toplumu seviyesini yükseltmek durumundasınız, bilinçlendirmek durumundasınız. Neden bunlar olmuyor? Bunları düşünmek lazım. Çok düşündürücü bunlar. İşte televizyonun niye ilerlemedi? Televizyon yayıncılığının niye ilerlemedi? Apaçık ortada, bunlardan dolayı tabii, zaten. Tabii yani. Görünen köy kılavuz istemez. İşte niye RTÜK çıktı? RTÜK niye çıktı? Çıkmak zorunda kaldı. Belli ilkeler getirmek zorundalar. Keşke bunları kuruluşlar, patronlar, genel olarak söylüyorum bunu. Dediğim gibi çok güzel yapımlar, çok eski, çok deneyimli yapımcılar, haber programcılarımız var değil mi? Uğur Dündar, Ali Kırca değil mi? Ama bu inisiyatifi kötüye kullandığı zaman bir yayıncı, bir programcı, o zaman birileri dur bakalım diyorlar. Sen toplumu infiale sürüklüyorsun, sen yanlış yönlendiriyorsun diyorlar. Belli bir ilkelere oturtmak gerekiyor, RTÜK çıkıyor. Her ülkede bugün denetleyici bir yer var değil mi? Dil konusu da çok önemli. Dil konusunda da denetleyen olması lazım. Bugün geçen yıl biliyorum Fransız Dil Akademisi vardır, meşhur. Diline İngilizce kelimeler girdiği için hemen bir toplantı yapıyorlar, bir deklarasyon yayınlıyorlar. Nasıl biz bu İngilizce kelimeleri dilimizden atabiliriz diye. Bir de bizim dilimize bakın, girenlere bakın, çıkanlara bakın. Dedim ya, bir haber bülteni dahi yapılan bir iletişim fakültesinden yapılan bir testi bu. Bir haber bülteninde dahi en fazla 400 kelime kullanılabiliyor. Örnekleri çoğaltmamız mümkün. 300 kelimeyle iletişim kurabiliyorsa televizyon, acı bir durumdur bu. Yani normalde radyo için de bu geçerli. Ben radyoda çalışan, program hazırlayıp sunan diğer DJ arkadaşımı da elimden geldiğince dinlemeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşımız aynı cümleyi defa kere tekrar ediyor konuşmasında. Defa kere tekrar ediyor. Yani bir cümleyi de bitirecekse konuşmayı, biraz daha fazla uzun konuşmak adına aynı cümleyi tekrarlıyor. Sonunda noktayı koyuyor. Diyoruz, hele şükür yani noktayı kısır koydu. Kısır döngü. Kısır yani döngü. Televizyon ve radyo içinde bu geçerli ama inşallah eğlenecek bu insanlarımız. Eminim sizin gibi umutluyum. İnsanları biz kazanacağız tekrardan diye düşünüyorum. İnşallah. Enver Bey, bir yazınızı daha okuyacağım. Ondan sonra sizin bir şiir okuma durumunuz söz konusu. Biliyorum kulağıma geldiğine göre çok iyi şiir okuyormuşsunuz. Şimdi fonumuz da hazırlık sizin için özel ama önce 14 Haziran 1997 Cumartesi günkü tarihli Türkiye Gazetesi'ndeki ekran hastaları yazınızı hemen okumak istiyorum. Özel radyo ve televizyonların açılmasından bu yana mikrofonlarda ve ekranlarda ciddi boyutlarda eğitimsiz bir spiker sunucu taifesi türedi. Konuşma, sunuş, yorum, tavır, giyim ve hatta özel yaşantı biçimleriyle topluma, izleyicilere, gençlere ve çocuklara örnek olması gereken bu ileri hat görevlileri sorumluluklarını ne denli yerine getiriyor? Bir defa dünyanın neresinde olursa olsun bir ulusun dili en güzel ve en doğru biçimde radyo, TV ya da
tiyatro sahnesinde konuşulur. Bu bir ilkedir. Ama maalesef bu ilke devlet, şehir, bazı özel tiyatrolar ve TRT dışında genelde yerini yozlaşmaya bıraktı. Çok nazik, çok hoş ve çok zengin olan dilimiz özellikle radyolarda yerini içi boş konuşmalara bıraktı. Sizli başlayan konuşmalar ekranlarda dahil olmak üzere yerini senli benli, son derece saygısız ve seviyesiz hitaplara, konuşmalara terk etti. Oysa görgü kurallarının ilk yolu dilden geçer. Ekranlara bakıyorum. En üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere bir dil kirliliği içindeler. Örnek verelim. Yok ya, hadi ya, değil mi? Ne diyorsun ya? Wow! İngilizceden dönme, Nida. Bye, bye bye. Güya Allah'a ısmarladık ve hoşça kalın karşılığı. Hoşça kalın karşılığı. Bu ne laubalilik, bu ne argolaşmadır? Nerede kaldı güzelim Türkçemizin nezaketi, zerafeti? Buyurun efendim, hay hay, elbette, nasıl arzu ederseniz lütfen, lütfen gibi sözcükler ve hitabet nerelere gitti? Doğru yerinde, dozunda soru soracak tarafsız, objektif sunucular nerede? Giyimine uygun, makyaja abartılmamış, saç biçimine bilgi, birikim ve görgüye önem veren eğitimli kaç tane spiker sunucu var? Bu saygın mesleğin yeniden tanımının yapılması uzun ve önemli bir konudur. Ama şimdilik şu kadarını söylemek gerekirse en önemli kısmı asgari ölçülerde kendi kendiyle barışık olmaktır. Ekrana çıkan, boy gösteren, röportaj yapan ve her türden programı sunan kişiler bu önemli ilkeyi göz ardı etmemek zorundadırlar. Ve aslında ekrandaki her görüntü ve her kişi o kadirşinas ve sağduyulu izleyiciye saygılı olmak zorundadır. Ötesi ve diğerleri ise o izleyicinin çok iyi ayırt ettiği ve fark ettiği 10. karbon kanadından kopyalardır, o kadar. Gününüz aydın, aydınlığınız daim olsun sevgili okurlar diyorsunuz. Bu sözünüzü ben ezberleyeceğim. Şimdi ben hemen sizden şiirinizi rica ediyorum Enver Bey. Konumuz hazır mı? Başlayalım her şeye yeniden. Unutalım hıçkırığı. Her şeye sabırla başlayalım. Görelim ayıran ufacık farkı. Olan biteni dünkü kimliklerinden ayıran ufacık farkı görelim. Zaman geçti gitti. Zamanın geçtiğini bilelim. Görerek başlayalım zamanın bıraktığı izi. Düşen meyveye ne diye ağlayalım? Ne diye ağlayalım gelmediyse yerine? Bir tohum tanesi kadar tıkız bu derin isteğimiz. Neye yarar söylemek bir daha söylenmiş olan? Konuştuktan sonra sus, sus ve gülümse. Gözyaşı döktükten sonra dur, dur ve gülümse. Hiçbir şeye benzemez hiçbir şey. Yeni öykülere yeni sözcükler gerek. İş işten geçmeden onlara bulmalı. Evet, bu şiir Angel Gonzalez'e ait bir şiir. Bravo Enver Bey. O kadar güzel okudunuz ki size bir şiir programı yaptırsak herhalde Radyo Beta'da bütün medyanın dikkatlerini üzerimize çekeriz yani. O kadar güzel, tebrik ederim ben sizi. Son olarak ben sizden dinleyicilerimize bir veda anonsunuzu alabilir miyim? Tabii. Siz günler boyu beni abartarak, şişirerek bir sürü anonslar yaptınız. Hakkınızda efendim. Teşekkür ederim. Umarım sevgili Beta 103.8 Beta dinleyicileri umarım sıkılmamışlardır. Umarım yararlı bir sohbet olmuştur. Çok ciddi olmamıştır. Sizin çok cıvıl cıvıl, çok hoş, çok güzel programınızı biz durgun hale getirmemişizdir, ümit ediyorum. Eğer öyle olmadıysa, yararlı geçtiyse ne mutlu bana. Tekrar teşekkür ediyorum sevgili 103.8 Beta dinleyicilerine. Teşekkür ediyorum. Biz asıl size çok teşekkür ediyoruz Enver Bey. Enver Bey, şu fıkraya bakar mısınız? Son kapanışını şu fıkrayla bitirmek istiyorum. Beğenecek misiniz? İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra'da oturmaya mecbur bir kadın İskoçya'daki annesine acele şöyle bir mektup yazmıştı. Sevgili anneciğim, Londra hemen her gün Alman uçakları tarafından bombalanıyor. Bu bombardımanlar çok korkunç ve tahammülsüz oluyor. Kendinden çok çocuklarım için korkuyorum. Uçak hücumları geçinceye kadar çocukları sana gönderiyorum. Bir hafta sonra İskoçya'daki anneanneden Londra'daki anneye bir telgraf geldi. Uçakları bize gönder, çocukları sana gönderiyorum. Çok güzel. Evet Enver Beyciğim, tekrar ben size çok teşekkür ediyorum bugün.